Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde size Java'da yeni bir Windows uygulamasından bahsedeceğiz. Yeni konulardan bahsedeceğiz. Bunlar da Combo Box ve radyo butonların kullanımı. Combo Box ve radyo butonların kullanımıyla ilgili olarak internette bu maliyetbul.com sitesine girdiğimiz zaman yaklaşık maliyet hesapları var. Bunun içerisinden yapı yaklaşık maliyet hesabı dediğimiz zaman karşımıza bir sayfa gelir. Bu sayfada yapımızın yaklaşık maliyet hesabını bize veriyor. Burada bir combo box'ımız var. Combo box'ımızda yıllar var. 2013, 2012, 2011 gibi. Buradaki değerleri arttırılabilir. Burada inşaatımıza ait yapı grubu demiş. Yapı grubunu 1A, 1B, 2A, 2B demiş ama biz kendi programımızda bunu radyo buton olarak kullanacağız. Yani burada combo box kullanmış. Biz bunu radyo buton olarak kullanacağız. Burada combo box olarak kullanmış. Biz de bunu combo box olarak kullanacağız. Dolayısıyla bu uygulamayı biz metin kutusu, text field, combo box ve radyo buton olarak uygulayacağız. Ve bir tane buton koyup hesapla butonuna basıldıktan sonra uygulama yılı şuradaki değeri alıp buraya yazacak. Yapı metrekare maliyeti, birim maliyet hesabı, bir de yapı yaklaşık maliyet hesabı diye bunun tasarımını yapacağız arkadaşlar. Gelin Eclipse programımızı açalım. Eclipse programımızı açtıktan sonra File menüsünden New Java Project diyelim. Java Project'te yapı maliyet hesabı diye bir başlık yazalım. Yapı maliyet hesabı diyelim. Buraya finish diyorum. Daha sonra projemi açıyorum. Projem içerisinde SRC yazan, source yazan şuradaki kaynak kısmımıza arkadaşlar tıklıyorum. Yukarı tarafta görmüş olduğunuz gibi Create New Visual Classes dediğimiz şuradan şu bölümde arkadaşlar şurayı tıklayarak yeni bir Swing uygulamasını ekliyorum. Buraya tıkladım. Buradan Swing, Swing'den sonra Application Window diyerek arkadaşlar yeni bir uygulama penceresi açıyorum. Application Window diyerek. Şuradan bir sanırım bu arada kurulum arayüz kurulumu yapıyor. Evet, şuradan Create New Visual Classes, Swing, Application Window diyoruz. Buraya da yaklaşık maliyet diyorum. Bir başlık bir isim tanımlaması yapıyorum. Şu an için karşıma sayfam geldi. Tasarım kısmına tıkladığım zaman şu anda tasarım ekranı karşıma gelecek. Birazcık geçiş yaparken sanırım beklememiz gerekiyor. Evet, hafıza yüklenmesi için. Şu alanı kapattım şimdilik. Şurada pencere ekranımız karşımıza geldi. Biliyorsunuz ilk pencere ekranı karşımıza geldiğinde yapacak olduğumuz işlem sağ tıklayıp bu alana Set Layout, Absolute Layout diyorduk. Yine bunu dedikten sonra bunun için diyoruz. Buradaki nesnelerimizin form üzerinde serbest bir şekilde konumlandırılabilmesini sağlamak için arkadaşlar. Şimdi şu alana formumuzun başlığını yazalım. Formumuzun başlığını yazmak için formumuzun şu bölgesine bakın arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Bu bölgeye tık yapıyorum. Bir sefer formum seçili oluyor. Şu title kısmına yapı şuraya yapı yaklaşık büyük harflerle yazalım. Yapı yaklaşık maliyet hesabı diyorum. Sonra buradan şimdi web sayfama gelerek şuradaki bilgileri oraya aktarıyorum. Toplam yapı alanı diye şu kısmı kopyalıyorum. Toplam yapı alanı. Buraya geldim. Bir tane J-Label, Java Label etiketini alıyorum. Etiketini buraya yerleştiriyorum. Buraya kopyaladığım metni yapıştırıyorum. Enter tuşuna basıyorum ve bunu şöyle buradan birazcık açıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar geri geliyorum. Uygulama yılı diyorum. Uygulama yılı diyorum. Şuradan tekrar bir tane J-Label alıyorum. J-Label'ı getirip buraya yapıştırıyorum. Buraya da uygulama yılı diye yapıştırıyorum ve bunu birazcık açıyorum. Hemen hızlı bir şekilde diğer yapı grubu diyorum. Bakın yapı grubu.
yapı grubunu da şuradan seçtim. Glabel yapı grubu dedim. Sonra burayı da açtım. Son olarak yine şu alttaki sonuç kısımları da şey yapalım. Birazcık şöyle isterseniz hem şekillendirelim, biraz farklılık katalım buraya. Bunlar ne olsun? Mesela şurada panelimiz var, bakalım panel var mı? Şurada bir panelimiz var. Paneli hemen şu aşağıya şöyle bir panel çiziyorum. Yani böyle çizgi şey görüntüsü hoş olsun diye. Bu panelin hemen içerisine bir tane üstüne label koyuyorum. Şöyle bir label. Bu label'a şöyle sonuçlar diyorum. Ya da sonuç yazalım sadece. Sonra bunun içerisine tekrar bir tane daha uygulama yılını kopyaladım. Bir tane daha G-Label aldım. Bakın bu panelde yine aynı problem var. Paneli ne yapıyorum? Paneli bir sefer tıklıyorum. Sağa tıklıyorum. Set Layout, Absolute Layout diyorum. Sonra tekrar G-Label'a tıklıyorum. Bu sefer G-Label artık serbest bir şekilde konumlandırabilirim. Uygulama yılını bu şekilde yazdım. Sonra geldim. Yapı metrekare maliyeti dedim. Şunu şöyle kopyaladım. Tekrar buradan bir G-Label aldım. G-Label'ı da buraya yerleştirdim. Sonra şunu şöyle çektim. Sonra buradan yapı yaklaşık maliyetini de G-Label olarak aldım. Şimdi buraya kadar yapmış olduğumuz kısım tasarım kısımları olduğu için herhangi bir şekilde variable'larla ilgili bir işlem yapmadım. Çünkü buradaki işlem şey değil. Bir ekrana bir çıktı yazdırmıyorum şu an için. Pardon. Şunları yukarı, sanırım yukarı hizalamam gerekiyordu. Şimdi birazcık daha şöyle aşağıdan kısmış olduk. Şimdi metin kutularını yerleştirip metin kutularını özellikle variable'ların tanımlamalarını yapacağım. Metin kutularını buradan bir tane gtext field alıyorum. Gtext field'ı getirip toplam yapı alanının önüne arkadaşlar şuraya bırakıyorum. Ve buraya text field alanına, variable'ına, bakın burası çok önemlidir demiştik. Neden? Çünkü bu variable bizim içerisindeki metinlerimizin metin değerlerimizin alınmasında ve metinsel değerler atamada kullanacağız. Ne olacak bu? txt, küçük harflerle yazarım, txt yapı alanı diyorum. Txt yapı alanı diyorum. Birinci text box'tımdı. İkincisi arkadaşlar, bu sefer ikincisi G combo box alıyorum. G combo box. Bakın şurada şu G combo box alıyorum. Çünkü seçilebilir kutu olacak. Bakın şurada G combo box'a tıkladım. Onu da buraya yerleştiriyorum. G combo box'ta bakın variable'ında combo box yazıyor. Ben şunu yazıyorum combo box'ında. CMB kısaltmasını kullanıyorum. Combo box olduğunu bileyim diye. CMB yıl diyorum burada. Yıl. Seçiyorum. Şimdi buraya kadar yaptığım sonucu şöyle bir göreyim. Bunu da birazcık şöyle uzatalım şu text box'ın, text field'ın boyuna kadar. Programımızı bir çalıştıralım. Şu ana kadar yapmış olduğumuz kısım tamamen tasarımsal kısım. Herhangi bir şey yapmadık. Uygulama yılımız boş, dikkat ettiyseniz. Herhangi bir yıl karşımıza gelmiyor. Bir yıl tanımlaması değer atayamak için arkadaşlar şurada combo box'ımızı tıkladıktan sonra bakın şurada model diye bir şey var şurada. Bakın şu model diye bir bölüm var. Bu model diye bölümümüz bakın şurayla bunu tıkladığım zaman burada ortaya çıkan bir şey. Bunun başındaki 3 noktaya tıklıyorum ve buraya bakın combo box model items diyor. Buraya 2013 altına da 2012 yazayım. 2011 yazayım. 2010 yazalım. Yani yılları buraya yazmış oldum arkadaşlar. Nereye? Şuradaki şu kısmın olduğu yere. Combo box model items yazan yere. Okey diyorum. Şimdi bakın buraya combo box'ım içerisindeki değerler buraya gelmiş oldu.
Yine play run tuşuna bastığım zaman bakın yıllar buraya artık geldi. Yıl seçimi buradan yapabileceğim. Gelelim yapı grubuna. Yapı grubuna da bu sefer radyo butonu ekleyeceğiz arkadaşlar. Radyo butonu da şöyle ekleyelim. Şu alt kısımdaki radyo butonuna baktığımız zaman seçilebilir butonunu radyo buton özelliğinde olan bir nesne tıklıyorum. Buraya getirip şuraya bırakıyorum. Ve buraya da bakın 1A diyorum. IA diyorum buraya. Enter tuşuna basıyorum. Peki ne yaptı kendisi? R, D, B, T, N, I, A yazdı. Ben bunu şöyle değiştireyim. R, B büyük harflerle I, A olarak değiştiriyorum. Neden böyle değiştiriyorum? Çünkü kendim kodlama yaptığım için şunu daha kolay bir şekilde tanımlayabilirim. R, B, I, A şeklinde bunu kodladım. Bunu küçültüyorum. Bu birinci seçimli kutum olsun. Yine bir tane daha ekliyorum. Şuraya hemen yanına. RB şey 1B diyorum. IB diyorum buraya. Şunu birazcık daha küçültüyorum. Variable'ına da RB IB diyorum arkadaşlar. Yani radyo butonun kısaltılmasını kullanıyorum. Yine bunu isterseniz Ctrl C yapıp kopyalayıp Ctrl V yapıp yapıştırarak da çoğaltabilirsiniz. Çoğalttığımız zaman değişiklikleri nereden yapacağız? Seçmiş olduğumuz radyo butonumuzun bakın şuradan text kısmından değişiklik yapacağız. Text kısmından ve birazdan variable kısmından değişiklik yapacağız. Bu da 1A olacak. Şey 2A olacak özür dilerim. 2A. Şuraya da gelip yine RB radyo buton 2A şeklinde değiştiriyorum. Son olarak bir tane daha radyo buton ekleyeyim. Bir tane daha radyo buton ekleyeyim. Kopyalayıp yapıştırdım. Bu da 2B şeklinde bunu değiştireceğim. 2A değil de 2B şeklinde. Ve yine variable'ında, variable burada çok önemli. Variable'ında RB 2B şeklinde değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi daha henüz tasarım kısmı bitmedi. Buraya toplam yapı alanı metrekare cinsinden gireceğim. Buradan yılı seçeceğim. Şunlardan bir tanesini seçeceğim. Peki şu anda bir tanesini seçebiliyorum? Hayır değil mi? Sadece hepsini seçebiliyorum. Ben normalde sadece bir tanesini seçmek istiyorum. Burada bir eksiğimiz var. Bunu birazdan gidereceğiz. Gelelim sonuç kısmının oluşturulmasına. Sonuç kısmını oluştururken arkadaşlar şöyle bu alana da yine metin kutuları ekleyeceğim. Mesela uygulama yılının olduğu yere bir metin kutusu ekleyelim. Bu metin kutusunda buraya TXT uygulama yılı diyeceğim bakın. T özür dilerim. Şuraya variable'ına TXT uygulama yılı dedim. Ve bunun editable özelliğini false yapacağım bakın şuradan. Şuradaki editable özelliğini false yapacağım. Çünkü neden? Bunun ben kullanıcıya sadece şey vermesini istiyorum. Çıktı vermesini istiyorum. Ben herhangi bir değişiklik yapmasını istemiyorum. Editable özelliğini false yapıyorum. Bakın burada şu anda false oldu. Burayı biraz şöyle genişletebiliriz. Şurayı biraz şöyle. Bir tane daha text field oluşturuyorum. Text field'ımda birim maliyet. Buna da ne diyorum? Variable'ına txt birim maliyet diyorum. Sonra bir tane daha ve bunu editable özelliğinde false yapıyorum. Bakın. Tekrar bir tane daha text field ekliyorum. Ve yaklaşık maliyet diyorum buraya da. Variable'ına txt yaklaşık maliyet diyorum. Variable'ını tanımladım. Editable özelliğinde yine false yaptım arkadaşlar. Buradan şimdi birazcık şöyle sağa doğru çekelim. Şöyle burayı da şey yapalım. Bir çalıştıralım. Neye karşımıza gelecek? Bunu çalıştırdık. Bakın şöyle bir şey karşımıza geliyor. Sonuç uygulama yılı. Bakın şuralarda müdahale edemiyorum. Editable özelliği false olduğu için. Şimdi gelelim şuradaki radyo butonlarımızın bir tanesinin seçilmesi olayına. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Bir programsal olarak bir bakalım. Programsal olarak arkadaşlar. Şuradan kod kısmına baktığımız zaman eklemiş olduğumuz bütün bu nesneler kod kısmında buraya eklendi. Nereye?
initialize adını vermiş olduğumuz metodumuzun içerisine şuradan her bir şeyimiz, bakın label'larımız, yine label'larımız, metin kutularımız, uygulama yılı, birim maliyet gibi. Sonra combo box'ımız ve radyo butonlarımız buraya eklendi. Şimdi buradaki yapacak olduğumuz işlem şuydu. Şuradaki radyo butonlarımızın sadece bir tanesini seçili yapmak istiyoruz. Sadece bir tanesini seçili yapmak için şuradaki initialize metodumuzun en altına gelip metodun içerisinden bir anız. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu metodumuzun küme parantezi. Bu küme parantezinin hemen üstünde. Şunu diyorum. Button group diyorum, bakın arkadaşlar. Button group, yani buton grubu. Burada hemen bir uyarı işareti çıkardı bana. Bunu tıklıyorum. Buradan bana normalde grup yazalım. Eşittir new button group diye şuraya. Evet. Şu anda tanımadı. Neden tanımadı? Çünkü evet, Java Swing nesnesi olarak tanımlanmadığı için. Burası çok önemli. Bakın burada bu, şuraya tıkladığım zaman bana bunun bir, şöyle bakacak olursak, bir Swing nesnesi olduğunu söylüyor. Diyor ki bu bir Swing nesnesi. Bu buton grubunun ait olduğu Swing nesnesini eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Ben de evet diyeceğim. Bakın buradan tıkladım. Buradan import button group dedim. Yani bunu, bu paketi ekle dedim buraya. Ben bunu ekle dediğim zaman otomatik olarak şuraya kendisi, en üst tarafa çıktığımız zaman şunu ekledi bakın. Kendisi seçili hale getirdi. Çünkü biraz önce bu olmadığı için bu hatayı veriyordu. Bakın bu olmadığı için bu hatayı veriyordu. Ancak bu hatayı ben buradan gelip import button group dediğim zaman bunu ne yapmış oldu? Buraya kendisi getirmiş oldu. Şimdi radyo butonları bir grup yapacağım. Nasıl grup yapacağım? Grup nokta add diyorum bakın. Hemen geldi seçenek. Çift tıklıyorum. Bakın otomatik olarak radyo butonlar da geldi. Gördünüz mü? Grup yapılacak olan radyo butonlar da geldi. Bir ay ekledim otomatik olarak. Geldim. Grup nokta add. Bakın 1B. Otomatik olarak seçiyorum. Bütün işlemi burada otomatik yaptırıyor. Grup nokta add. RB2A. Grup nokta add. RB2B. Şeklinde ekliyorum bakın. 4 tane radyo butonu bir grup yaptım. 4 radyo butonu bir grup yaptım şurada arkadaşlar. Bu ne işime yarayacak? Bu tasarıma geldiğim zaman bakın burada. Şimdi dikkat edin. Artık herhangi bir tanesini seçebiliyorum. Gördünüz mü? Peki biraz önce neydi? Bakın burayı kestim şimdi. Ctrl X dedim. Çalıştırdım programımı. Biraz önce neydi? Sadece bunun hepsini seçilebiliyordu. Ama bu kodlarla gruplandırdığım, butonu gruplandırdığım için bu kodlarla tekrar çalıştırdığım zaman sadece içinden bir tanesini seçebiliyorum. Evet. Tasarımımız buraya kadar. Gelelim şimdi kod yazma kısmına. Bunun için arkadaşlar yine tasarım kısmına gelip bir tane buton eklemeyi biraz önce unuttuk. Bir tane de buton ekleyeceğiz. J butona tıklayarak buraya bir buton ekliyoruz. Ve bu butona da diyoruz ki hesapla. Şuradan hesapla diyoruz. Hesapla kısmında otomatik olarak kendisi variable ne olarak oluşturdu? Dikkat ederseniz kendisi kendi adında bir variable buraya oluşturdu hesapla şeklinde. Butonumuzun üzerine çift tıkladığımız zaman kendisi arka planda kod kısmında bir ekleme yaptı ve bu ekleme yaptıktan sonra bildiğiniz gibi şurada fazlalık var. Bildiğiniz gibi butonumuzla ilgili üzerine tıkladığımız zaman yazılacak olan olayı buraya yazıyoruz. Ve buraya ne yapacağız şimdi? Gelin onun kurgusunu yapalım. Öncelikli olarak programımızı kurgulayalım. Programımız şu diyor. Diyor ki
Yıllardan herhangi birini seçiyoruz. Seçtiğimiz yıla ait olarak birimler var. Onları nasıl anlıyorum? Bakın 2013 yılı PDF dokümanı diyor. Bunları ben size sınavda farklı şekilde sağlayacağım. Bakın birim fiyatları var. Mesela 1A grubu 85 lira. Bu 2013 için. 1B 145 lira. 2A 235 lira. 2B 320 lira gibi. Her yıla sari hesaplamalı değerler var. Yani 2013'ün 1A'sını biz şöyle yapalım. 2013'ün 1A'sı 50 lira. Şöyle yazacak olursak eğer. Bunu şuraya yazalım. Pardon. Bakın şuraya gidelim şimdi. Şöyle yapıyorum. 2013 1A eşittir 50 TL. 1B eşittir 60 TL. 2A eşittir 70 TL. Şu TL'nin şey bitişik olsun. 2B eşittir 80 TL. Şimdi bu 2013 yılı. Peki sadece 2013 mü? Hayır. Mesela 2012 yılında bu değerler ne olsun? 2012 yılında ucuz olsun değil mi? Bu 40 olsun. Bu 50 olsun. Bu 60 olsun. Bu da 70 olsun. Yani 2011 için bu değer daha da farklı olabilir. Daha da düşük olabilir. Bunlar farklı farklı olabilir. Şimdi buradan tekrar örneğimize gelecek olursak, örneğimizde 1 metrekare yazıyorum. 200 TL diyorum. 2013'ü seçiyorum. 1 ayı seçiyorum. Bunu radyo buton olarak düşünün. Hesapla dediğim zaman bana bakın yılı veriyor. Birim fiyatı buraya yazıyor. Ve bakın 200 çarpı birim fiyat. Yani birim maliyet çarpı toplam alan. Yani 200 ile 85'i çarpıyoruz. Biz de böyle yapacağız. 200 ile 85'i yani girilen toplam alanla 50'yi, 60'ı, 70'i ve 80'i çarpacağız. Şimdi gelin bir değişken tanımlayalım. Değişkenimiz ilk önce şuradaki alanı bir alalım bir değişkenimize değil mi? Buna ne diyelim? Integer alan eşittir. Integer nokta parse integer txt. Neydi txt? Txt neydi variable'ımız bizim? Ne yazmıştık arkadaşlar? Şuradan bir bakalım. Tekrar tasarıma geri gidip. Tabi burada hata veriyor. Bu hatayı bakın program sırasında bu şekilde hatalar alabilirsiniz. Bu programınızın bozulduğu anlamına gelmiyor. Satır sonuna kodu tamamlayıp satır sonuna noktalı virgül koymanız lazım. Noktalı virgül hatasını noktalı virgülü koymazsanız bu hatayı alırsınız. Bakın en sona gittim noktalı virgül koydum. Burada hala bir hata olmasına rağmen sonucu bakın bana gösterdi. Variable'ını gittim. Bakın variable'ın txt yapı alanı. Ctrl C dedim. Kopyaladım. Kaynak koduna gittim. Kaynak kodunda şu alanın içerisine aldım. Nokta get text dedim. Gördünüz mü? Bildiğiniz gibi iki tane metin kutusu, bir metin kutusunun get text özelliği var. Get text ile arkadaşlar burada ne yapıyorum ben? Txt yapı alanındaki değeri integer'a parse ediyorum. Yani ona dönüştürüyorum. Integer'a parse ettikten sonra alan isimli değişkene tanımlıyorum. Yani değişkene atıyorum. Dolayısıyla alan adlı değişkenimizin değeri arkadaşlar textbox'ta girilen değer olmuş oluyor. Buradan artık değişkeni aldım. Tasarım kısmına geri gidiyorum. CMB combobox'a bakıyorum. Şimdi combobox'taki yıl değerini alacağım. Combobox'taki yıl değerini de şöyle alıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Integer yıl eşittir. Bakın şunu artık kullanıyorum. Integer nokta parse integer. Sonra combobox'a gideceğim. CMB yıl nokta selected item olması lazım. Selected item özelliği olması gerek. Get selected item özelliği olması lazım. Pardon. Get selected item diyeceğiz. Bakın. Get selected item. Item nesne demek. Oradaki eleman demek. Her bir eleman ne yapıyorum ben? Seçili olan elemanı al diyorum bakın. Bana ne tipinde geri değer döndürüyor? Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var.
Bakın get selected item obje tipinde. Bakın obje tipinde bir değer bana döndürecek. Ben bu obje tipini integer'e parse etmeye çalışacağım. Integer'im izin verecek mi? Vermeyecek ama ben yine de bir deneyeceğim. Get selected niye bunu almıyorum? Benim maalesef get selected item diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Bana hata veriyor. Ne hatası veriyor? Diyor ki cast edemezsin diyor. String ancak cast edebilirsin diyor. O zaman şöyle yapıyorum bakın. Şu alanı kestim. Şuraya başa geldim. Buraya dedim ki önce bir string tanımladım. String alt çizgi yıl dedim. Bakın alt çizgi yıl. Bunu karıştırma yalnız. Bunu dünkü arkadaşlarınız karıştırmıştı. Şöyle yaparım ya da. Alt çizgi A, Y dedim. Eşittir. String nokta value of. Bakın bu değeri yapıştırdım. Sonra ya da bunu sadece Y diyelim. Buna da bakın Y yazdım. Yılı combo box'tan alabilmek için bir ara değer işlem kullandım. Bakın burada bir hata gibi bir hata verdi. Buna dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz. Evet. Bu önemli. Bu sürekli sizin karşınıza gelecek olan bir şey. Burada diyor ki nesnemizin modifier'ını değiştireceğiz. Yani düzenleyicisini burada normal düzenleyicisini de final tipine dönüştürmek istiyor musunuz diyor. Eğer bir değerini almak için final tipine değiştirmemiz lazım. Ne demek bu? CMB. Bakın şimdi CMB'ye şuraya bakın. Burada eğer ben bunu şunu tıklayıp change modifier to final dediğim zaman bakın başına final ekleyecek ve artık program hata vermiyor. Yaptığımız işleme bir daha bakalım. Yaptığımız işlemde string y diye bir değişken tanımladım. Şurada. Bu y değişkenimin değerine combo box'taki seçili olan yılı, bakın şurada combo box'taki seçili olan yılı string'e dönüştürdüm. String'e dönüştürdükten sonra y değişkenini atadım. Sonra tekrar bir daha değişken tanımladım. Yıl diye. Bu y değişkenini bakın buraya getirdim. Ve bunu integer'e parse ettim. Integer'e parse ettikten sonra yılı atadım. Yani bir ara dönüşüm geçirmiş oldum. Combo box'taki şuradaki değerimi şuradaki değeri önce string'e string'den sonra da integer'e çevirdim. Artık yılı da aldım. Yıl değeri de bitti. Şuradan tasarıma geçelim. Artık yıl değerimiz de bitmiş oldu arkadaşlar. Buradan şimdi şöyle yapabiliriz. Double diyorum. Double maliyet birim maliyet eşittir. Artık bir de birim maliyetler alacağım değil mi? Bakın şu maliyetler almam gerekiyor artık. Birim maliyet eşittir 0 dedim. Peki birim maliyeti neye göre verecektim? Eğer combo box'tan bu radyo butonlardan şuraya bakalım. Eğer 1A seçiliyse 50 60 1B seçiliyse 70 2A seçiliyse bakın şöyle bakacak olursak. Şimdi eğer bunu seçersem bura ne olacak? Şurası arkadaşlar 60 TL olacak değil mi? Eğer bu seçiliyse şuradan bakalım şöyle. Eğer 1B seçiliyse bu da 70 TL olacak. Eğer 2A seçiliyse şu seçiliyse 80 TL olacak. Şöyle. Eğer bu seçiliyse 60, 70, 80 bu da seçiliyse 90 TL olacak değil mi? 50, 60, 70 neyse fark etmez. Bu da 90 TL olsun. Önemli değil. Şurada ne yazdıysak o olacak. Ne yazmışız biz burada? Neyse 50'den başlatmışız. Önemli değil. O zaman şöyle yapıyorum. Diyorum ki bir if sorgusu koruyorum. If eğer bakın sorgu yapıyorum. Diyorum ki RB radyo buton 1A nokta is selected. Ne demek is selected İngilizce? Ne demek? Seçilmiş demek değil mi? Eğer bu seçildiyse bakın eğer bu seçildiyse ne olacak? Bakın burada hemen bir yine bu uyarı verdi. Uyarıya bakıyorum. Tıklıyorum.
Diyorum ki bakın modifier'ını final olarak değiştir. Bakın final olarak değiştirdi. Birim maliyet eşittir 60 TL mi olacak? 50 TL olacak. 50. Eğer bir ay seçildiyse birim maliyet 50 olacak. Bakın işi hızlandırmak adına bunu kopyalıyorum. Buraya else if diyorum. Eğer 2 1B seçildiyse ne olacak? 60. Bakın yine modifier'ını değiştirmemi istiyor. Yine tıklıyorum buraya. Buradan change modifier'ını diyorum. Yine tekrar bunu kopyaladım. Tekrar buraya. Eğer 2A seçiliyse şöyle 2A seçiliyse bu sefer ne olacak? 70 değil mi? Yine modifier'ı değiştiriyorum. Yine buraya yapıştırdık. Bu sefer 2B seçiliyse bu da 80 TL olacak. Evet. Birim maliyeti tanımladım. Ama problem ne? Burada problem şu. Sadece 2013 yılı için tanımladım. Öyle değil mi? Eyvah. 2011 için tanımlamadım. 2012 için tanımlamadım. Ne yapmam lazım? Bu arada bunun modifier'ını da değiştireyim şimdi. Ben yıl için tanımlamadım. Yıl için ne yapmam lazım? Bir if daha koymam gerekiyor. Dolayısıyla bunun üstüne bakın şunu seçiyorum. Bakın seçtim. Sağ tıkladım. Kes dedim buradan. Hafızaya aldım bunu. Şuraya şöyle yazıyorum. Diyorum ki if yıl eşittir 2013 ise dedim değil mi? Yıl eşittir. Çift eşittir olacak. 2013 ise bunu yap. Şimdi oldu mu? Bakın iç içe if else kullanmış oldum. Yıl 2013 ise yani şuradaki buradan hangisi seçildiyse ondan sonra bunun içerisine bak. Buradan 2012 seçildiyse bunun içerisine tekrar bak anlamına geliyor. Tekrar geldim buraya. Bakın bunu bu sefer şöyle kopyaladım. Ctrl C dedim. Sağ tıklayıp ya da copy de diyebilirsiniz. Copy. Hemen bakın if'in bittiği yere geldim. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Else yazdım. Yapıştırdım. Bu sefer else if yıl 2012 ise değerimiz ne olacaktı? 40'tan başlamıştı değil mi? Şurası 40 olacaktı. 40 50 60 70. Bunu da yapmış olduk. Buradan kaydete basıyorum. Kaydet dedikten sonra bakın 2013'üm hazır, 2012'm hazır. Artık değerleri bilgisayardan şuradan şu ekrandan neyi aldım? Toplam yapı alanımı gireceğim. Yılı seçtim. Şunlardan bir tanesini seçtiğim zaman değerlerin atamasını yaptım. Şimdi işlem yapacağım. Birim maliyet işlemi yapacağım. Şuraya geldim en alta. Şuraya. Şimdi diyorum ki TXT ya da şuradan başlayalım bakın. Tasarıma geldim. Tasarımda şuna bakıyorum. Uygulama yılı. Bakın bunu kopyaladım variable'ını. Kaynağa geldim. txt.set text diyorum bakın. Set text eşittir parantez içerisinde string.value of neyi atayacak bana? Yılı atayacak değil mi? Yıl değerini atayacak. Bakın atama işlemini yaptım. Yani şöyle bakın. Şuraya herhangi bir şey yazayım hata vermesin. Bakın 2013 geldi. 2012 seçtim. Geldi. 2011 seçtim. Geldi. Gördünüz mü? Yıl değerini otomatik olarak buraya atadım. Şimdi tasarım kısmına gidiyorum. Birim maliyet. TXT birim maliyeti alacağım. Kaynak kısmına geri geldim. Şuraya TXT birim maliyet nokta set text dedim. Aç parantez. Yine string nokta value of ne diyeceğim string.value of bu da birim maliyet bakın şunu
kopyaladım. Birim maliyeti buraya yapıştırdım. Bakın burada da bir hata yok. Birim maliyeti yazdırdım. Şimdi yapacak olduğum şey şu. Double sonuç eşittir. Bakın double sonuç eşittir. Birim maliyet çarpı neyi çarpacağım buradan? Alanı çarpacağım değil mi? Alan. Birim maliyet çarpı alan. Birim maliyette alanı çarptım. Sonra bunu kaynağa geldi, tasarıma geldim. Neye yazdıracağım? Yaklaşık maliyet. Bakın şuraya kopyala dedim. Kaynağa geri döndüm. Nokta set text dedim. String nokta value of neyi? Sonucu bana yazdıracak. Bakın burada yaptığımız bu kadar. Burada yaptığımız arkadaşlar bu kadar. Şimdi şöyle bir kodlarımıza bakacak olursak bir özet geçelim şöyle kısaca. Neler yaptık? Bir, öncelikli olarak integer diye bir değişken tanımladık. Tanımlamış olduğumuz değişkene yapı alanı metin kutusundaki değerimizi integer'e parse ettik. Integer'e parse ettikten sonra şu alan isimli değişkenimize atadık. Sonra y diye bir değişken tanımladık. String tanımladık. String'imizin içerisine combo box'tan seçili olan yılı önce string'e string'den sonra y'ye tanımladık. Sonra bunu yıla tanımladım. Yıla tanımlamadan da işlem yapabilir miydim? Yapabilirdim. Bu sefer equals komutunu kullanacaktık. Sonra birim maliyet diye bir double değişken tanımladım. Birim maliyet değişkenimizi tipi double tipinde bunun sıfır olarak bir değişken tanımladım. Sonra yılı sorguladım. Hangi yıl seçildiyse yılı buradan atamıştım ya. Eğer 2013 seçildiyse ve radyo butonlardan bakın hangisi seçildiyse buradan birim maliyet tanımlamaları yaptım. 50, 60, 70 ve 80. Bunu fakat bunların hepsini ne için yaptım arkadaşlar? 2013 için yaptım. 2013. Sonra burada ne yaptım? Şurada 2012 için aynısını bir daha yaptım. Ve son olarak da elde etmiş olduğum sonuçları yılı bir ekrana yazdırdım. Birim maliyeti bir ekrana yazdırdım. Sonra yaklaşık maliyet için birim maliyet çarpı alanı hesaplattırdım. Ve bu sonucu da yine yaklaşık maliyet adlı metin kutuma yazdırdım. Gelin programımızı çalıştıralım ve sonra birlikte değerlendirelim. Toplam yapı alanımız 200 metrekare olsun. 1 A olsun. Hesapla dediğimiz zaman bakın 2013'ün birincisi 50 TL. 200'e çarptığımız zaman 10.000 TL yaklaşık maliyet ortaya çıkmış oldu. 2012 dersek bakın 40.000 lira. Şuradan bunu seçersek daha fazla. İstediğimiz bir şeyi seçerek hesaplama yaptırmış olduk arkadaşlar. Evet, bu dersimizde size anlatacak olduklarımız bu kadar.